ilçe başkanlarımız, teşkilat üyelerimiz, meclis üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin nezdinde seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve geçmiş dönemlerde sandık güvenliği eğitimde de birlikte çalıştığımız, gurur duyduğumuz Burcu Akçoru başkanıma hoş geldiniz diyorum. Şimdi sözü Mehmet Tolga Başkanıma bırakarak seçim hazırlıkla ilgili bir basın açıklaması yapacak. Sonrasında basın mensuplarından gelecek soruları alalım. Teşekkür ederim. Basınımızın güzide temsilcileri, her birinize iştirakinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak, şuna bir ayak çekelim. Evet, tamam. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak, bundan yaklaşık 3,5 ay önce, Türkiye'de 20 Haziran 2021 tarihinde, 20 Haziran 2021 tarihinde bir seçim olacağını varsaydık ve yine İYİ Parti'nin bu seçime müstakilen katılacağını, yani herhangi bir ittifak oluşumunun dışında münferit ve müstakilen seçime katılacağını altını çiziyorum, varsaymak suretiyle seçim hazırlık çalışmalarımıza başladık. Saygıdeğer basın mensupları takdir ederler ki Türkiye'de adı siyasi parti olan ama kendisi politik tekke ve tarikat olan birçok yapı var. Onlar gece genel başkanlarının gördüğü rüyaları sabah yerine gerçekleştirmek üzere siyaset yapıyorlar. Oysa İYİ Parti, Türkiye'nin en genç partilerinden biri olarak bir siyasi parti. Niye tek başımıza girdiğimizi varsaydığımızı anlatmak için bunları söylüyorum. Biz de politik kararlar dönemi geldiğinde yetkili politik kurullarda tartışılarak ve konuşularak alınır. Yeniden bir ittifak yapılacaksa genel seçimlerle ilgili bir seçim süreci ve takvimi oluşturur gün partinin il teşkilatlarında, partinin genel yöre kurulunda, partinin divanında ve milletvekilleri gruplarında tartışılır. Yani biz bir politik tekke değiliz. Gerçekten bir siyasi partiyiz. Bunun için de bu tür kararlar alınana kadar bizler tek başımıza seçime gireceğimiz varsayımı üzerinden seçim ihmal ve hazırlıklarımızı yapmaz. Burada mevcut ittifaklar düzeninde bir kaos ve çatlak arama gayretler olursa hatırlayın ki Türkiye'de 2018 yılında 4 partinin birlikte ortaya getirdiği bir millet ittifakı oluştu. Bu ittifak nasıl oluştu? 2017 anayasal değişikliğinden sonra koalisyonları yok edeceğiz, siyasi istikrar getireceğiz diyen bir siyasi akıl, Türkiye'yi %20'lik partilere dahil mahkum ve mecbur etti, kendisi de dahil olmak üzere. Ve dolayısıyla Türkiye'de gerçekten bir koalisyonlar dönemi başladı. Bunların adına ittifak diyoruz ama bunlar aslında eski koalisyonlar dönemi. 2018 yılında da biz dönemin Demokrat Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olarak Millet İttifakı'nın birleşenleriydik. Bir seçim dönemi geçirdik. Bu seçim döneminin sonucunda bir genel seçim olması hasebiyle sonuçlar alındı. 2019'da ise devam eden Millet İttifakı değildi. Devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasındaki bir seçim işbirliğiydi. Bu seçim işbirliğinin önemi şudur. Bu seçim işbirliği Türkiye'de geniş seçmen kitlelerine, milletimize sandığa tekrar güvenebileceklerini gösteren bazı temel pratik sonuçları yakaladı. Yani son 20 yıldır Türkiye'de sandığa gitmeyin, nasıl olsa hile yapıyorlar, nasıl olsa bilgisayarda sonuçlarla değiştiriyorlar, nasıl olsa YSK'da onların adamları var, sonuçları değiştiriyorlar diyerek bir negatif propaganda üzerinden özellikle de muhalif seçmeni sandıktan uzaklaştıran stratejiyi tarumar eden bir işbirliğidir 2019 işbirliği.
ve bu anlamda çok kıymetlidir. Ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile de bu işbirliğimiz devam eden bir işbirliğidir. Mahalli seçimler zemininde ve önümüzdeki 2024'e kadar da bu işbirliği kendisini bu şekilde tekamül ettirecek. Bazı küçük lokal sorunlar olmakla birlikte hem genel merkezlerle ilgili hem de saygıdeğer genel başkanlar nezdinde de oldukça kuvvetli bir işbirliğidir. Ha işin hikayesine bakarsanız İYİ Parti Türk siyasi tarihinin gördüğü en muazzam politik hareketlerinden biridir. Geriye dönük kuruluş hikayesi itibariyle ve biz aslında bu tahterevalli sistemini yıkmak için yola çıkmış bir siyasi harekettik. Ancak Türk siyasi tarihinin yine gördüğü en önemli baskın seçimlerden birine maruz kaldığımızdan ve bu anayasal değişiklik sürecinden dolayı bir süreliğine bu geçici tahterevalli düzeninin bir bölümüne geçici bir konut inşa ettik. Ama birazdan anlatacağım sebeplerle 21. yüzyılda Türkiye'de hakim parti modellemesinde artık milletin değerlerini çatıştıran, milleti değerleri üzerinden kamplaştırıp bölen, yani Türk milletini değerleri üzerinden kamplaştırarak Türkiye'yi yöneten siyaset anlayışına son verecek, Türk milletini değerleri üzerinden birleştirerek Türkiye'yi yönetecek bir, siyaseti değerler alanından çıkarıp ihtiyaçlar alanı üzerinden yeniden tanımlayacak iki, bir güçlü kadro hareketi olarak geleceğiz. Ama dediğim gibi yani çok baskın bir seçime maruz kaldık, baskın vergen bir seçime maruz kaldık. 18 Nisan 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim sonucu tarihini verdi. Bir daha söylüyorum, 18 Nisan 2018 tarihinde, yani 66 gün önce erken seçim kararını açıkladılar. 66. günde Türkiye'de seçimler bitmişti. Bu öyle bir karardı ki, hatırlayın, anayasaya göre mesela Yüksek Seçim Kurulu 7 kişiyle toplanır, asil 7'dir, yedekte 4'dür. İYİ Parti'ye seçime sokmamak için Yüksek Seçim Kurulu'nun asil yedek beraber topluluğu bu arkadaşlar. Şimdi az önce söylediğim bir şey var. Türk siyasi tarihinin gördüğü en muazzam politik mücadelelerden biridir İYİ Parti hareketi dedim. İYİ Parti hareketi öyle bir harekettir ki bizden önce sadece darbecilerin yaptığı bir şeyi, yani askeri darbelerin yaptığı bir şeyi bir sivil halk hareketi olarak ve tırnak içerisinde, Türkiye sosyolojisine uygun ama biraz da gülümsetecek bir şekilde tırnak içerisinde faşistlerin gerçekleştirdiği bir sivil demokratik özgürlük mücadelesidir İYİ Parti Hareketi'nin tarihi. Bir politik özgürlük mücadelesidir. Normalde bu batı toplumlarında sosyal demokrat hareketlere, senin eski tarikatta falan daha çok yakışır bu işler Sayın Başkan. Ama Türkiye sosyolojisinde tırnak içerisinde faşist olarak tanımlanan insanlar Türk siyasetini gördüğü en önemli demokratik özgürlük hukuk mücadelesini yaptılar. Karşımızda öyle bir cebelit iktidar olmasına rağmen yine Türk siyasi tarihinin gördüğü en hukuk tanımaz ve cebelit iktidara karşı Türk siyasetinde merkez boşaltmış bir siyasal hareketiz biz. Bakın çevreden gelen ve merkez boşaltan, o gün merkez parti olan hakim parti, AK Parti'yi de kısmen kenara itip marjinalleştirebilen bir siyasal hareketiz biz. Çok kolay bir şey değildir. Bugün herkes çok rahat parti kuruyor. Türkiye'ye yeniden parti kurma özgürlüğü geldi. Hatırlayın, burada çoğunuz kurucusunuzdur bu partide. Üye olarak, yönetici olarak, kurucu insanlarsınızdır. O gün bu partiyi kurmaya siz başladığınızda evdekilerle vedalaşarak konuşuyordunuz değil mi? Konu komşu size ne yapıyorsun, aklını peynir ekmekle mi yedin, sizi de içine alacaklar demiyor mu? Yani bu açıdan da ön açıcı bir partidir İYİ Parti. Peki bu niye böyle? Asıl anlamamız gereken mesele o. Bu şu sebeple böyle. İYİ Parti Türkiye'de siyasal Türk milliyetçilerinin başlattığı bir politik mücadelenin bu iktidar beşerikleri küçük ortağı tarafından hukuk üzerinden gayri hukuki yöntemlerle durdurulması üzerine siyasal Türk milliyetçileriyle, vatanseverlerin, yurtseverlerin, Atatürkçülerin, sosyal demokratların bir araya gelmesiyle yeni bir ruh olarak ortaya çıkmış, Türkiye'nin hem değerler merkezini hem siyasal merkezini yeniden tarif eden bir harekettir. Bakın, biz partimizi tanımlarken milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir siyasal hareket olarak tanımladık. Doğru mu? Türkiye'de iktidar olmak isteyen bir siyasal hareketseniz, seçmene üç konuda açık mesaj ve vaat vermek zorundasınız.
Nedir bunlar? Bir, seçmene güvenlik konusunda mesaj vermek zorundasınız. Bu güvenlik sadece ülke güvenliği değildir. Gıda güvenliği de bunun içindedir. Çevre güvenliği de bunun içindedir. Asayiş de bunun içindedir. Yani temel güvenlik mesajınız olmalı seçmene. Bir. İki, seçmene hukuk ve özgürlük alanında mesaj vermek zorundasınız. Niye? Çünkü hürriyet, adalet temel insan hakkıdır ve her insanın ekmek su kadar temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Üç, seçmene refah konusunda bir şey söylemek zorundasınız. Yani ekonomi, yani huzur, yaşam, ekonomi. Parasız aşk da olmuyor diyorlar ya. Şimdi bakın, İYİ Parti'nin milliyetçiliği siyasetin güvenlik alanına tekabül eder. İYİ Parti'nin demokratlığı siyasetin özgürlük ve hukuk alanına tekabül eder. İYİ Parti'nin kalkınmacılığı siyasetin ve siyasi ihtiyaçların refah alanına tekabül eder. Biz bu ilkeleri, yani milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir siyasal hareket olma halini alt alta da sıralamadık. Yani bir milliyetçilik, iki demokratlık, üç kalkınmacılık demedik. Yan yana yazdık. Milliyetçilik, demokratlık ve kalkınmacılık olarak tanımladık. Dolayısıyla birini birine tercih edeceğimiz, birini birine önceleyeceğimiz bir husus değil, üçünün bir bütün olduğu ve ayrılmaz bir parça olarak idrak edilmesi gerçeği üzerinden hareket ettik. Çünkü biz biliyoruz ki, mesela özgürlük ve hukuku teminat altına alınmamış, yani adaletle muhatap olmamış ülkelerde ve toplumlarda insanlar vatan savunması da yapmazlar. Saddam Iraklılar savundular mı? Savunmadılar. Niye? Totaliter bir rejimde baskı altında yaşıyorlardı. Yani özgürlük ve hukuk ile güvenlik birbirinin çatışanı değildir. Anlatabiliyor muyum? Milliyetçilikle özgürlük birbirinin çatışanı değildir. Tam tersine birbirini tamamlayanıdır. Yine biz siyasal hareketimiz itibariyle Cumhuriyet'in kurucu felsefesine mutlak inanan, Cumhuriyet'in kurucu kadroları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere içselleştirmiş, o kurucu kadroların vaaz ettiği ilkeleri 21. yüzyılda geliştirecek ve tahkim edecek bir azim ve kararlılıkla kurulmuş bir kadroyuz. Bizim Türk milliyetçiliğimiz kurucu milliyetçilikle paralel bir milliyetçiliktir. Biz Atatürk milliyetçisi değiliz. Bu darbecilerin tanımıdır. Biz Atatürk'ün olduğu gibi Türk milliyetçileriyiz. Bu doğru tanımlamadır.